şimdi modeling kısmı. Burada da şeyler, çelik konstrüksiyonlar, işte makine gövdeleri gibi şeyler yapmak için kullanıyoruz. Bunun için öncelikle direkt sketch menüsünde, hatta şunu da yapabilirim. 3D sketch. Şöyle bir küp çizeyim. Sonra bu küpleri takip eden çizgiler çizeyim mesela. Eser mi? Sıfırdan bir eser mi? Şunu silelim. Şey değil bu, boru değil. Borulama değil bu. Şöyle bir profil çizdim. Bunların hepsi sketch. Tamam. Şurayı unutmuşuz herhalde. Bunu yaptıktan sonra modeling kısmından extrude bar ile burada standart var. O profiller şunlar. I profil, O profil gibi. Şunlardan mesela I profil seçeyim. I profil içerisinden de 120'ye 84'lük bir profil olsun. Şöyle ben çizgiye dokunduğum anda gördüğünüz gibi bunu şöyle kaplayan bir profil oluşturur. Bu profilin birleşme noktaları şuradadır. Bakın işte köşeden birleşsin, orta noktalardan birleşsin, şu dışarıdan birleşsin gibi. Buradan seçebilirsiniz. Şurada dönme derecesi işte 90 derece çevireyim. Böyle olsun diyebilirsiniz. 80 yazdık. Şöyle ayarlayabilirsiniz. Ben 0 yapayım ve şu köşeden birleşsin bu şekilde. Okey. Aynı profili tekrar kullanacağım. O da şunu. Şuraya tek atalım. Burasını şöyle 90 derece çevireyim. Aynı şekilde bunu da içeriden birleştireyim. Şöyle profiller açıyorum. Bu sıfır olsun. Şuradan birleşsin. Bunu da 90 derece çevireyim. Şuradan birleşsin. Profilleri bu şekilde atabilirsiniz. Yani iskeleti oluşturursunuz aslında. Bu iskeletleri trimlemek için şu anda bütün parçalar iç içe geçiyor. Şöyle. Bununla trimleyebilirim. Mesela dokundum bu profile, diğer profile dokundum. Burada istersen kaynak boşluğu bırakabilirim. Veya sıfıra sıfır trimlesin dediğimde şurayı kesiyorum. Aynı şekilde diğer dört profil de yapıyorum. Altını da. Bir diğer trim yöntemi de şu. Diyorum ki şu profili şu profile göre kes. Buradan itibaren kesti attı. Bir diğer de şu. Şuradaki.
Aslında burada play olmak lazım. Evet. Şu play'ine göre bunu, bunu ve bunu kes. Aynı şekilde bu sefer de hangisi içeri geçmiş? Ki diğerleri tamam. Onlar tam üstten birleşmişler. Daha trimlememe gerek yok. Bunları ayarladık. Kaynak atmak için de şunu kullanabilirsiniz. Veyahut da şunu fark etmez. Profil seçmeniz yeterli. Burada kaynak tipleri var. Ve şunu seçtiğiniz zaman da iki yüzeyi seçiyorsunuz. Yine burada kaynak tipleri var. Şöyle kaynaktır. Burada diyorum ki başından ve sonundan birer milim boşluk bırak. Şunları bırak. Şurası tamamıyla profillerle ilgili olan kısım. Şurası kaynak. Şurası proses. İşte vida falan attığınızda proses etmek için. Şurası trimle ilgili parçaları kesmek için. Şurası da borulama ile ilgili. Borulama için de şunu açalım. O dediğini mesela şeyde kullanabiliriz hani. Gazda kullanıyoruz dedin ya. Piping line diyorum. Ve şunu onaylıyorum. Sonra şu hattı çizgi çekiyorum. Kontrol boşluk ile düzlem değişikliği yapıyorsunuz 3 eksende. Bakın. Görüyor musunuz? Şuradaki ikon değişiyor. Ben bunu onayladığım anda bu içi boş bir bar olacak. Şöyle kesit alayım. İçi boş barın. Sonra sağ klik, insert dediğinizde buradan mesela şöyle bir boru çıkartalım. Hangi şeyde yapmıştım onu bilemedim. Maykonluk galiba. Şunun bir standardına bakayım bir önce. Ansi tübe. Dirseklerde veyahut da şeylerde, T'lerde aynı olması gerekiyor. Yani boruyu ne kullandıysam şeyi de aynı kullanmak zorundayım. Diğer ekipmanlarını dirsektir, işte redüksiyondur, flanştır. Bu şekilde. Şununla da açısını ayarlayabilirsiniz. Kaç derece olsun? 60 derece, 90 derece. Nasıl istiyorsanız. Onayladım. Sonra buradan devam ettirebilirsiniz. Gibi. Borulama sisteminde böyle. Modül olarak satılıyor. Ekstra para vermeniz gerekiyor onu açabilmeniz için.
Premium paketi var. İşte standart paketi var. Premium almanız gerekiyor. Bu da modelingin içerisinde burada. Pipeline.